arkadaşlar, Şubat ayı 2021 için her burç için birer kart seçtim. Şu an onları sizlerle birlikte yorumlayacağım. İlk burcumuz Zodyan ilk burcu Koç ve yükselen Koç burçları. Kartları şeytan ama bu göründüğü gibi bir negatif kart değil. Bu aslında bir uyarı kartı. Yani hayatta şu an olan bağımlılıklarımızdan kurtulmamız gerektiği, özellikle Şubat ayında bunun için bir fırsat çıkacağı, yani bu kişiler nasıl diyeyim, alkol problemi olabilir, yani bırakmak istediğimiz bir problem olabilir ama çevremizde bizim enerjimizi tüketen insanlar da olabilir. Belki de bunlara bir dur diyebileceğimiz bir ay olacak özellikle. O yüzden Koç burçları için biraz daha hayatındaki negatif etkileri temizleme dönemi. Şubat ayı güzel bir dönem. İkinci burcumuz Boğa. Boğalar için parasal anlamda yeni fırsatlarla kafalarının karışabileceği, yani iki farklı belki teklif alabilirler ya da parasal mevzularla ilgili düşünceleri olabilir ama yani bunu bir şekilde dengeye oturtabilirlerse ya da liste yapabilirsiniz. Hani benim için hangisi daha önemli, önem sıralaması vesaire. Yine parasal konularla ilgili bir ay bizi bekliyor. Ama negatif bir kart değil. Yine sadece paranın gündem olduğu bir kart. Üçüncü burcumuz İkizler. İkizlerin kartı. Bu kart şöyle yani... savaştığımız şeylerin aslında kendi düşüncelerimiz olduğunu söylüyor. Yani bu dönem çok gereksiz olabilecek şeyleri kafamıza takıp kendimizi böyle streslendirebiliriz. Bunu yapmamamız için yine bir uyarı kartı. Yani savaştığımız şeyler aslında beynimizin içinde. Kendimize negatif setler çekmeyelim, negatif düşünceler öngörmeyelim ki negatifi çağırmayalım. Yani ikizlerin bu ay boğuşacağı şeyler, düşünceleri ama bunun için güzel bir uyarı. Yani bunları fark edip durdurmak için de güzel bir ay. Diğer burcumuz Yengeç. Yengeç'in kartı büyücü. Büyücü kartı şöyle bir aslında güzel bir kart. Yani nasıl diyeyim? Yoğunluğu çok yoğun bir kart. Çünkü dilediği her şeyi getirebilecek bir şans dönemi var ama ne istiyor? Çünkü her istediğini o an karşısına getirebilir. Öyle bir şans bulabilir. Bunun için önce bir karar vermesi lazım. Hayatta neyi istiyor, neye odaklanmalı. Çok fazla bölünürse de bir şeyleri yarım yaparak istediği sonucu elde edemez. Bu yüzden önemli olan istediği şeyi kararlaştırmak ve ona yoğunlaşmak ama çok kısa bir süre içinde de odaklandığı şeyi başaracağının anlamı. Yani özellikle Şubat ayında bunun için güzel bir fırsat. Diğer burcumuz Aslan. Mahkeme kartı. Yani bu ilk anlamıyla tabii mahkeme konularıyla ilgili bir karar verilebileceği, bir mahkemenin sonuçlanacağı anlamı olabilir. Ama aynı zamanda çok büyük bir değişim gerektirecek bir karar alabileceklerini artık bu ay. Yani durmadan düşündükleri ama artık hayata geçirebilecekleri bir karar anlamını taşıyor olabilir. O yüzden aslanlar için böyle bir yeni başlangıç yapabilecekleri bir ay. Yine bunları güzel değerlendirebilirlerse çok güzel bir fırsatı şu an bize aslında söylüyor. Diğer burcumuz Başak. Bu da yine aslında olumsuz görünse de şöyle bir kart. Yani ben hem bu biraz aldatma kartı, hani böyle tehlikelere karşı bir uyarı kartı ama belki de bu korku bizi bir şeylerden alıkoyar. Yani kandırılma korkusuyla belki harekete geçemeyiz. Yani bu anlamı da olabilir. Ya da gerçekten böyle nasıl diyeyim? Bu ama yani belli bir aldatılma, yani fark edebileceğiniz bir şey, sizi zorlayacak bir durum değil. Sadece gözünüzün açık olması Şubat ayında ufak dolandırılmalara karşı, yani gözünüz açık olsun, yani fark edebileceğiniz bir şey zaten çok negatif yine bir anlamı yok. Ama belki de ya da bu korkuyla da adım atamamayı size bir uyarı, yani aslında buna biraz odaklanabilirsiniz bu ay. Daha sonraki burcumuz Terazi. Teraziler için Azize kartı. Azize kartı aslında ön sezileri çok kuvvetli bir kadın Azize. Yani siyah ve beyaz hep bir dengeyi temsil ediyor yine. Duygular ve mantık. Yani bu ay duygularının ve mantığını dengelemesi gereken bir ay özellikle. Yani ve bu ara nasıl diyeyim, ön sezileriniz ne diyorsa onlara güvenin. Yani biri hakkında daha yeni tanıştığınızda bile mesela iyi bir elektrik alamadıysanız bir şey hissedebilirsiniz. Yani ona güvenin. Belki de onu bir kötü bir negatif etkisini hissedebilirsiniz ileride. O yüzden şu an
o iç sesinize güvenmenizi, daha sakin kararlar almanızı söylüyor. Yine güçlü bir kart. Diğer kartımız, diğer burcumuz Akrep. Akrepler için kılıç ası. Yani bu bir konu netlik kazanacak. Yani hem de çok kısa bir sürede. Ve bir haber kartıdır. Yani kılıç biraz da haberi temsil eder. Hızlı gelen bir haber. Aniden kafasında oluşan bir problemin netlik kazanacağı, özellikle Şubat ayında böyle birden hayatından bir kestirip atacağı bir şey olabilir. Yani hani bir kafasındaki bir konuyu kestirip atabilir, artık tamam kapandı bitti, güzel halloldu gibi. O yüzden güzel bir netlik ayı bekliyor. Diğer burcumuz Yay. Yay güç kartı. Bu hem ruh eşi kartı hem ruh ikizi kartı. Hani bir aslana boyun eğdirme, öyle bir güç. Yani güç, gayet güçlü hissedecekler hem duygusal açıdan ve bu dönem çevrelerine karşı da bir hipnoz etkisi yaratabilirler istediklerini yaptırma konusunda. Çünkü güçleriyle böyle bir güzel bir ay onları bekliyor. Yani bunu hissedecekler. Burada bir uyarı, hani özgüveninizi asla geri plana atmayın. Yani hayatınızda o an kararlarınıza güvenin. O ay yapacağınız kararlara güvenin. Çünkü güzel bir ay bekliyor. Şans kartı aynı zamanda. Diğer burcumuz Oğlak. Oğlak kartı bu da yine böyle, nasıl diyeyim, bir yerlerden çekip gitme isteği biraz bu kartta. Hani belki bu ay kafanıza koyduğunuz bir dinlenme, bir yere gitme, şehir değiştirmeyi yapabilirsiniz. Öyle bir fırsat çıkabilir karşınıza. Biraz kafanızı netleştirmek için zamana ihtiyacınız var ve Şubat ayı bu ortamı yaratacak size. Yani kafanız biraz dinlenecek. Havada böyle ay mı güneş mi karar veremezsiniz. Hani gece mi gündüz mü, öyle bir geceniz gündüzüne karıştıysa eğer, size güzel bir kafa dinlendirecek bir yol gözüküyor. Aynı zamanda belki fırsatları tepiyor gibi hissedebilirsiniz ama öyle hissetmeyin. Daha önünüze yeni fırsatlar da çıkacak. Sadece bunu bir dinlenme süreci olarak görürseniz güzel bir ay sizinle. Diğer burcumuz Kova. Burada yine feminen, maskülen enerji yine iki türlü de olabilir ama burada değnek kraliçesi biraz şeyi temsil ediyor. Hızlı kararlar alma veya hayatınızda böyle, nasıl diyeyim, güçlü bir kadın figürü olabilir. Yani bu kadınlar için de erkekler için de aynı geçerli. Güçlü bir kadın figürün etkisini görebilirsiniz, size desteğini görebilirsiniz. Hani duygusal anlamda da olabilir. Koç aslan yayı temsil eder değnek kraliçesi. Nasıl diyeyim, kraliçe olduğu için biraz daha kararlarını hem olgun verir, yani etrafınızda ya size destek olacak, sizin bu konuda karar vermenizi kolaylaştıracak insanlarla karşılaşabilirsiniz, ya da yani böyle biri hayatınıza hani duygusal anlamda da girebilir, ya da kendiniz böyle bir, eğer şimdi kadın izleyiciler için söylüyorum, değnek kraliçesi gücünüze kavuşacağınız bir dönem de olabilir. Yani kraliçe gibi hissettirecek etrafınızda insanlar olabilir. Yine güzel bir ay. Son olarak Balık burcu. Tılsım ası. Yani bu aslında çok olumlu kartlardan biri. Ani bir para gelişi olabilir. Bu ama kazanılarak değil, biraz böyle birden sizi şaşırtacak derecede gelen bir para. Ve güzel bir yatırım yapabilirsiniz bununla. Yine bir haber kartı ama maddi yönden özellikle hani ay bu ay olarak, genel olarak yine parayla ilgili bir ay olabilir ama mutlu bir ay para konusunda. Evet arkadaşlar, 2021 Şubat ayı için tarot kartlarımız bize bunları söyledi. Yine sizden istekler olursa onları da yine tarot falı bakabilirim. Umarım yardımcı olur, iyi hissettirir sizi. Duymanız gereken şeyleri duymuşsunuzdur. Sevgiler.